Sosyal Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Ee, Topun yönüyle ilgili evet. anlattı. Şimdi burada bakacağımız yer faul doğru mu? Doğru. Tamam. Sıkıntı var mı? Yok. Yok. Ankara gücü defansının yapmış olduğu bir hatadan dolayı Ceko bundan faydalanıyor ve topu önüne doğru alıyor. Sonrasında faul yapılıyor. Bunu nereden anlayacağız şimdi? Bariz gol şansı var mı yok mu? Sarı kart doğru mu değil mi? Değil mi? Topun yönü yan tarafa doğru gidiyor. Tabii ki Ceko bu topu alıp dönecek. Ama dönerken de bir zaman kaybedecek. Hı hı. Ve o anda bak sağ bek de süratli bir şekilde geliyor. Şimdi faul olduğu için o da duruyor. Kademeye girecek. Limit bir pozisyon. Yani buna kırmızı diyebilir insanlar yorumcular, başkaları. Saygı da duyulabilecek bir pozisyon. Şu anda Fredi de görüyor, ha, görüyor. Topu da görüyor. Ha, alıp anlamda. alamayacağını da biliyor. Evet. Böyle bir anda eslat nene gelişmiyor. Hı. Rakibini görüyor. Mesafeyi biliyor topla arasındaki mesafeyi. Peki evet. ayağını nereye doğru uzatıyor? Topa Bak. diye düşünüyor herhalde ama değil. Değil. Bak sol tarafa doğru uzatıyor ve engellemeye çalışıyor rakibini. Artı bir de omzuyla da bastırıyor. Çok net penaltı. Hiç tartışmaya gerek. Ya Kitsu'yu savruk evet. bir oyuncu. Evet. Burada evet. Fred oraya doğru gitse ki bu hamleyi sen niye yapıyorsun bir kere her şeyden önce? Bir temas var mı hocanın dediği gibi var. Evet. Hakem kırmızıyı verebilir mi? Penaltıyı verebilir mi? Verebilir. Evet. Ama sen bu kadar tecrübeli bir oyuncusun. Taç çizgisine doğru giden oynatalım evet. bak. Top, topun nereye gittiğine bakalım. Bu riski satın almana gerek yok senin. Bir de orada kalabalıksın arkadaşların da var. Bırak gitsin gerekirse Fred arkasında dur. Bu hamleyi yaptığı zaman sen hocanın dediği gibi mayına basıyorsun neredeyse. Tabii. Dün Icardi'nin pozisyonu ya. Çok şey mi? Evet. E, gol mü olacak orada? E, Aynen yani Icardi dışarı doğru dışarıya çıkıyor. Dışarıya doğru, doğru çıkıyor. Yani. yani gol mü olacak? Ama Bırak, bu tarz koşsun. dönüşler işte savunma oyuncularını e, bir anda çaresiz bırakıyor. Hocam az önce dedin ya kontrollü mü yani hayır, bir, bak o dönüşleri de çok iyi yapıyor. O tabii. kadar iyi dönüyor ki. Şiş, hayır hayır bir anda. şunu yapsa anlayacağım. Bak evet. topa doğru ayağını dik bir şekilde uzatırsın. Geç kalırsın. Geç. Bunu tabii. anlarım. Şimdi sen rakibini <laughs> niye düşürmeye çalışıyorsun? Niye o hareketi yapıyorsun? Ha o kadar basit bir hata ki. Evet Kitsiyu. Görüyorsun ki Kitsiyu bugün iki kere üç kere Tadiç'i öyle bak. kaçırdı ki bütün gol pozisyonları oradan geldi Tadiç'ten. Buralarda çok savruk Kitsiyu bak görüyor musun? Evet. Yapma o müdahaleyi artık. Bak bir de çok... sol koluyla da arkadan da itekliyorsun. Hem ayak hem şey çok basit bir peraltı yani. Çok basit evet. faul ya. Orta sahada bin sefer çalarlar buna. Hakemin de önünde. Önün önünde. Yani var da Abi, Biraz yürek lazım. Yürek. Bak, hakemlikte biraz yürek lazım. Fenerbahçe Viking 6 numara geliyor. Rakipleri sürükte SDJ Kamre. Sarı Lajvert, sakın Milan forması giyen Radekonici kadrosuna katmak istiyor ancak İtalyan ekibi futbolcu bırakmak istemiyor. Ayrıca menajerler Fenerbahçe büyük bir sürpriz öneriyle geldi. İngiliz ekibi Tottenham'dan gönderilmesi planlanan Danimarkalı oyuncu Hoiberg'i Sarı Lajver önerdiler. Bu öneri futbolcunun kiralık olarak transfer edilebileceği yönünde. Hoiberg kariyerinde Tottenham formasıyla 147 maça çıkarken 10 gol 16 asist yaparak dikkat çekti. Fenerbahçe'nin orta saha transferi için gözünü büyük bir potansiyel almaya çevirdiği belirtilirken bu transferin gerçekleşmesi halinde yılın en büyük transferlerden biri olabileceği ve taraftarların büyük ilgi göstereceği ifade ediliyor. Ocak ayında Edin sürprizi, Fenerbahçe'nin boşnak yıldızı Edin hakkında gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Sırılacı vertlerin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı deneyimli oyuncu, Türkiye kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Attığı gollerin yanı sıra takım oyununa da çok iyi katkı veren Dzeko, taraftarın sevgilisi konumuna geldi. Büyük bir deneyime sahip olan boşnak golcü, transfer olduktan hemen sonra Fenerbahçe kaptanlığına getirdi. Teknik Direktör İsmail Kartal da Edin Dzeko ve Dušan Tadić gibi oyuncularla sürekli iletişim kurarak tecrübelerinden faydalanıyor. Fenerbahçe taraftarının çok şey beklediği Edin Dzeko'nun takımdan ayrılacağı iddiaları büyük yankı uyandırdı. Sırrlacivertlerin Inter'den transfer ettiği yıldız oyuncu hakkında sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Inter'in eski oyuncusu Edin Dzeko'yu geri getirmek isteyebileceği öne sürüldü. İtalyan kaynaklardan edinilen bilgilere göre İtalyan'da ve Ocak ayında transfer için Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir. Romelu Lukaku'nun ayrılışının ardından hücum hattında eksik kalan Inter devre arasına kadar çözüm üretemezse rotayı Ceko'ya kıracak. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 resmi maça çıkan Ceko 5 gol ve 4 asistlik performansıyla göz kamaştırdı. Yıldız oyuncunun sarı lacivertlerdeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Boşrak futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle. Transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. UEFA Konferans iyi grupları için verilecek ise 1-6 numara transferi yetiştirmek isteyen Sarı Lajvert'in Uruguay Ligi takımlarından Liverpool'da forma giyen 20 yaşındaki ön libero Fabrizio Diaz ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı Lajvert'te yönetimin Uruguaylı futbolcu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladığı 6 numara transferi için görüşülen isimlerde olumsuz bir durum çıkması durumunda genç futbolcuyu İstanbul'a getireceği iddia edildi. 2019'dan bu yana Liverpool forması giyen genç futbolcu Uruguay ekibiyle 121 maçta forma giydi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Fabrizio Diaz söz konusu karşılaşmalarda 5 gol 7 asistlik performans sergiledi. Mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Uruguaylı ünlü Bero güncel verilere göre 6 milyon euro değer biçiliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Fabrizio Diaz'ın transferine onay verdiği öğrenildi. Genç futbolcunun takımıyla olan kontratı 2026 yılında sona erecek. Fenerbahçe'de 6 numara transferinin çözüme kısa sürede kavuşması bekleniyor. Görüşülen isimlerden sonra çıkmazsa yeni 6 numara Diaz olacakmış gibi gözüküyor. Maçın yorumuna geçecek olursak farkı Ceko yarattı. Süper Lig'de ilk 36 müsabakayı geride bıraktık. Tüm Aralık takımları içinde fiziksel olarak en iyi seviyede görünen ekip Ankara gücüydü. Belli ki sezon başı ciddi bir hazırlık dönemi geçirilmiş. Dün Ankara'da ilk 15 dakika Fenerbahçe birkaç kıvılcım yarattı ama ilk devirini son yarım saatinde maçın tonunu belirleyen genelde ev sahibi ekipti. Tonlay Kafkas'ın talebeleri neredeyse tüm devre boyunca önde baskı yaptılar. İsmail Fred başta olmak üzere birkaç kez rakiplerini hataya zorladılar. Tolga Ciğerci ve Efkan Bekiroğlu merkezde çok çalıştı. Yeni transfer Morutan da çizgide kalmadı. Çok hareketliydi. Sezonun açılışından beri Fenerbahçe'nin en arasında olan İsmail'in Ankara güçlülerin pres karşısında dün zor bir maç geçirdiğini söyleyebiliriz. İsmail Kartal'ın Ankara güç rotasındaki kadro tercihinde tabi burada denkleme katmak gerek. Kartal Twente'de başlayan 8 futbolcusunu Ankara'da da ilk 11'de kullandı. Şimanski ve İrfan Kahveci de ikinci yarıyı oynamışlardı Hollanda'da. Tabii ki 72 saat rejenerasyon için yeterli bir süre olmalı. Twente ve Molde'de mesela dün öğleden sonra deplasmana gittiler. Genk de oynadı. Ancak belki fiziksel olarak değil de mental olarak Fenerbahçe'de sallanan bazı oyuncular vardı ilk devrede. Sallanan bazı oyuncuların aksine dün Ankara'da işleri iyi gitmezken elini taşın altına koyan Ceko bir parantez açmak lazım. Dün 40 dakika boyunca top ona ulaşmayınca o topa gitmeye başladı. İlk devrenin sonunda bir şans yakaladı ama değerlendiremedi. İkinci devrenin başında tadı çevir şans yarattı gol gelmedi. Ardından o sayı Samuel'e yarattığı fırsatla dengeyi bozdu. O aksiyonda 3 puan işi yeterli oldu zaten. Ancak Fenerbahçe'nin oyununda gelişmesi gereken oldukça fazla yön var. Sizce Fenerbahçe dün nasıl oynadı?